İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Anayasası Mayıs ayının üçlü bayramı bugün kutlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış kişi sayısı 146, bir kişi öldü. Arayik Harutyunyan Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı yeminini tarihi Şuşi'de gerçekleştirecek. Suriye'de var olan durum, tarihi Digranager surlarında talan. Türkiye'de Ermeni Kilisesi'nin dış kapısını yakma girişimi. Nikos Ligeros, Batı Ermenistan Anayasası'nın 4. yıl dönümü, 9 Mayıs 2020. Batı Ermenistan. Deklarasyondan 4 yıl sonra Batı Ermenistan Anayasası artık insan haklarını ve yerli halkların haklarını güçlendiren gerçek bir araçtır. O ki birkaç yıl önce inanılmazdı, şimdi gerçekliği değiştiriyor. Bu, etkili bir şekilde insanların iradesinin sadece geleceğini hazırlamakla kalmayıp, aynı zamanda eski gerçekliği geri getirerek tarihlerinde yeni bir anlam elde etmede tarif edilme zorlukların üstesinden gelebileceğini göstermektedir. Batı Ermenistan Anayasası soykırım sonrası temeline değil, aksine Ermenilik fikrine dayanmaktadır. Böylece Ermeni halkının tarihi soykırım varlığından bağımsız, insanlık için bir değerinin olduğu belgesinin altını çizerek kurbanlık fikrinin dışındadır. Bu anlamda bu 2007 yılında Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Deklarasyonu'nun hazırlanmasında yer aldığı için özünü cesurca doğrulayan yerli halkların anayasasıdır. Anayasa yakın bir zamanda kabul edilmiş olmasına rağmen çok daha değerli ve tarihi bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla bu yıl dönümü bir yandan halkların ve atalarının topraklarının yasal olarak kurtulmasına, diğer yandan stratejik bir yaklaşımla aynı zamanda uluslararası hukuka da dayanan bir yolun olduğunu göstermektedir. Nikos Ligeros, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi Başkanı. 9 Mayıs'ta Ermeni halkı üçlü bayram kapsamında Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin 75. Şuşi'nin kurtuluşunun ve Artsakh Savunma Ordusu'nun kurulmasının yıl dönümlerini kutluyor. Armen Press tarafından verilen bilgiye göre 9 Mayıs'ta Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için kitlesel nitelikte olmayacak etkinlikler planlanmaktadır. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde muzaffer ve ölümsüz Ermeni evlatlarının anısına ve ayrıca savaş gazilerine saygıda bulunulacak. 9 Mayıs sabahından itibaren Yerevan'ın Zafer Parkı ile Stepanakert ve Şuşi'de etkinlikler gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla bir hava gösterisi planlanıyor. Şuşi'de tank anıtının kaidesine ve komutan Vazgen Sarkisyan anıtına çelenkler bırakılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan da Artsakh Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 9 Mayıs günü sabah saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 146 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 8 Mayıs'ta toplam 3175 koronavirüs vakası doğrulandı. 1188'i son günde olmak üzere toplam test sayısı 29.205. Bir günde 94 artışla şu anda 1852 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre 49 kişi son günde olmak üzere 1267 hasta iyileşti. Bir artışla 44 hasta hayatını kaybetti. Yeni seçilen Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan parlak geleceğe olan inancının bir kanıtı olarak devlet başkanlığı yeminini 21 Mayıs'ta tarihi Şuşi'de gerçekleştirecek. Press'in aktardığı habere göre Harutyunyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında üçlü bayrama yönelik kutlama konuşması sırasında bunu ifade etti. Ermenilere hitap ederek bu önemli anda Ermeni halkının zaferlerini anmak için 21 Mayıs'ta Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi vesilesiyle başkanlık yeminini parlak geleceğe olan inançlarının bir kanıtı olarak tarihi Şuşi'de halka sunacak. Tekrar Şuşi'de 2004'te bir grup aydın ve özgürlük savaşçısının Batı Ermenistan Ermenilerinin Ulusal Konseyi'ni kurduğunu açıkladığını hatırlatalım. Suriye'de savaşan tarafların Rusya Uzlaştırma Merkezi bülteninde yer alan bilgiye göre Rusya Federasyonu askeri polisi Halep eyaletinin kuzeyindeki 4 doğrultuda devriye geziyor.
Hava devriyesi Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. Aynı zamanda Suriye ordusu Suriye'nin güneyindeki Daire eyaletinde terörist grubunu etkisiz hale getirmek için özel bir operasyon yürütüyor. Al-Masdar portalına göre daha önce gerici militanlar Al-Muzayrib kasabasında 9 polis memurunu öldürmüştü. Cebhat an-Nusra terörist grubuna bağlı gerici militanlar Şam'ın 110 kilometre batısındaki Dara ilçesi merkezine sığındılar. Teröristler Suriye ordu birimleri tarafından kuşatıldı ve silahlarını bırakması için verilen ultimatumu reddetti. Bu arada Suriye ordusu askerleri doğudaki Homs eyaletine sığınan İslam Devleti terörist üyeleriyle savaşıyor. Cuma günü teröristler Palmira şehrine 70 kilometre uzaklıktaki Es-Suhna vahasında hükümet güçlerinin mevzilerine saldırdılar ancak başarısız olup geri çekildiler. Goriller döneminde inşa edildiği bilinen 5800 metre uzunluğuyla Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci surları olarak kabul edilen ve UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'daki Dikranager surlarının taşlarının talan edilmesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, taşları çalanlara yönelik operasyonlar yapıldığını ve yaklaşık 10 kamyon taşın kontrol altına alındığını açıkladı. Dikranager Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın talimatıyla surların onarımı için 13.500.000 lira bütçe ayrıldı. 8 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde Konstantinopolis'te Bakırköy Ermeni Surpçının Tots Asvazazin Kilisesi'nin dış kapısının önünde talihsiz bir olay yaşandı. Bilinmeyen bir kişi kilisenin dıştaki giriş kapısını yakmaya çalıştı ve kaçtı. Kilisenin mahalle konseyi emniyet müdürlüğüne başvurdu. Konstantinopolis İl Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı kilise divanı ile irtibat kurarak olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve suçlunun pek yakında tutuklanacağını vurguladı. Kilise divanının araştırmasına göre kilise ve kilise kompleksinde hiçbir hasar tespit edilmedi. Konstantinopolis Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından aktarılan bilgiye göre şüpheli akşam saatlerinde tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Amran Kişer adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.